Peygamber Efendimiz'in bu abdaizde buyruğu. Ümmetime söyleyiniz. Geçmiş zamana göre değil, yaşayacaklar zamana göre hazırlansınlar. Öz. Ben demiyorum. Ehli hal demiş. Ehli hal daha ne demiş? Mürşid-i Kamil kime talim eyledi? Her varaktan okuyup tefsir-i Kur'an eyledi. Her varaktan okudu ama tefsiri Kur'an eyledi. Levh-i dilden okuyup bir harfi ümmi kitap, kitabın ümmesiydi. Ama Hak Teala ilmi Hızır'ı ona ihsan eyledi. Hızır Aleyhisselam'a verdiği ilmi ona ihsan eyledi. Olur mu? Ne olur? Adem Aleyhisselam kimi öğretti? Allemel Esma'nın içinde dedi. Tek insan daha yaratmış da. Adem Peygamber Efendimiz. Evet. Melaike'ye sordu bilemedi de Adem bildi. Onun için ümmi kitap denildi. Allemel Esma denildi. Esma'nın sahibi. İşte yolumuzu izler. Allah'ın mutlu rahmeti. Başka türlü düşünmeyin. İlim Beşik'ten mezara kadar. İslam yaşamak için Edille-i Şer'iye yayılacaksın. Edille-i Şer'iye yayılacaksın. Nedir Edille-i Şer'iye? Kitap, sünnet, icma, kıyas, fıkha. Aslı. Edille-i Şer'iye. İman nedir? Âmentü billâhi ve melâketî. Ve kütübü ya Rasûlihi. Ve yevmil âhir ve bilâder hayrihi ve şerrihi. Minallâhu teâlâ elbâsul ba'lel mevt. Hakkın eşheden la ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlü. Allah'ın var inancıdır. Melâkelerine iman edin. Ne kadar melâke gelmişsiniz. Ve kütübihi ve Resulü'yü, bütün kitaplarına ve Resulü'nlerine iman edeceksin. Yani biz onlara ehli kitap demiyoruz da, kâfir gavur diyoruz. Hesabını veremezsin. Ha onu yarayacaksan, en son gelen şeriata niye tabi olmuyorsun? Daha bugün yaşamış olursun, kazançlı olursun, Allah'ın tepkine riayet etmiş olursun. En son gelen şeriatı Muhammed'i niye kabul etmiyorsun diyelim. Ama sen kafirsin, gavursun, hayırlısın, el kitaba. Dilini koparırlar. Niye? Allah inkar etmiyor, kitabının ahkamını yaşıyor. Çünkü yürükten kalkan bir şeriat yok ki.
geri çekilen bir semavi kitap yok ki. Suhlar dahil. Peygamber Efendimiz'in vazifeleri iptal olmadı ki. Efendi, Allah'ın zaten öyle kanunu olur mu? Engel-i kanun lahi Cenab-ı Hakk'ın uyumlu kanundur. Özet âmentü billahi ve melâketi ve kirli ve rasûlihi. Ve yevmi âhir ve vel gayri hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala ve Resulullah'a emret. Hakkın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve rasûlü. Bunu haykıracaksınız. Ehli tevhid, ehli tasavvuf. Sırat-ı müstakimle yaşayan bahtiyar insanlar. Şeriat-ı Muhammed'i kabul etmiş, onun ahkamını yaşamaya çalışan insanlar. Evet. Atmıyoruz, atmasyon değil. Gerçekle bir de getir. İşte evvelce okuduğum gibi, mürşid-i kamil kime talim eyledi. Sahtekar değilim ben, Allah hesabını sorsun, kahretsin. Haşa. İstifade edin yavrum. Ağa geldi, ağa gidiyor, şey nasıl, o da şerif demiş. İstifade edin, ne edin? Ya vermem, vazifeden istifade edin. O da senin gibi bir şahsiyet. Allah'ın aciz kulu. Ben başka bir şey değilim ki. Ama sahtekarlık falan bazı hayatına hiç girmedi. Ve sahtekarlığına bir numaralı düşmanıyım. Düzenbazların, kendisine poz verenlerin. Kimsin sen? Vazifem olmasa konuşmam şurada. Yani Allah razı olsun cümlelerden, şu kadar zahmet ediyorsunuz, buraya kadar geliyorsunuz. Evet. Onun için yanımızın kadını kıymetini bilin. Başkanların tavsiye edin de çoğalın. Bir kişinin sen tarafına hidayet etmesi ya Ali, Kızılderililerden hayırlıdır buyurdu Peygamber Hanım'ın o gün asıl saadette en zengin Kızılderili. En zengin, evet. Hazreti Ali Kerem'le Hoşmanım de seversek biz alevi oluruz. Kur'an oluyum, öyle alevi olsunuz, hep alevi olurum. Sevmemek nedir? Allah korusun. Ehl-i Beyt'e buğz etmek, Evlad-ı Resul'e buğz etmek, Âl-i Beyt'e buğz etmek. Bunlar ne fikir varsa? Aman gözüm sevgim. İyi anlayın. Yolumuz Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Evet. Ayrıca bir soru Fahir Ayşe Efendi'nin Ehl-i Beyt evlâd-ı Resûl'e sonsuz hürmetimiz var. Âl-i Beyt'e. Bunun için Ehl-i Beyt'e sünni. Onun için bize sünni biz teşekkür ederiz. Alevi kardeşlerimiz bir Alevi listesini almış, ona da teşekkür ederiz. Bu, gerçek bu. Gerçek bu ama bir anması var işte burada. Şimdi Alevi kardeşlerimizi keşke teşkilat sayesinde de sorusu asıl saadette nasıl yaşanıldı? Hadis Allah ne buluyor Kur'an'ın şu anda? Hikaye kitabı mı bu? Haşa. Edinle-i Şeriyen için hidayet etmiyorsunuz.
Şöyle şimdi şöyle söyledik ya, haklı olduğumuz dava da var. Hem güzel müşterek olsun ama İslam'ın bir esasları var. İman deyince elementiye iman var. Şerdile işareye deyince dört esas var. Evet. Caminin ismini siz niye ibadethane koydunuz? Allah şerlerden korusun, aksine geçenlerin de. Caminin Türkçe anlamıdır ibadethane. Mescidin ve caminin Türkçe karşılığı ibadethanedir. Bizim anladığımıza göre. Başkası başka diyecekmiş. Bizi ilgilendirmez, ırkalamaz. Evladın eskalinde kuşağının icabı değil. Allah'ın lütfu İslam'ı sizlere. Peygamber Efendimiz vasıtasıyla. Ezülle işemeye, uyumlu yaşayan insanların bahşettiği. Evet. Başka yerde aramayın. Birbirimize de kavis alalım. Allah'a dediğimizi çıvatsın. Amin. Evet. İlim beşikten ve daha kadar. Yani biz hayatta bulunduğumuz müddetçe bir şeyler öğreneceğiz. Şurada bir şey, orada bir şey yok. Nihayeti yok. Ama özetleyecek olursak işte Âmentü billâhi ve melâiketihi ve rasûlihi. Hocam lâhir ve mûkader âyir ve şerîm minallâhu teâlâ âyir ve sûbâdânâhu. Hakkına şerden lâ ilâhe illallah ve şerânâhu ve mûkader âyir ve rasûlihi. Tavsiye ediyoruz size. Ustazımız olarak. Hem sanatkarım, sanatta ustazımızım. Çünkü ben de yaşlı zannetmiyorum, bir şey de var mı? Hem de yolumuzda Allah'ın ve Resulünün tasdik ettiği, Allah'ın ihsan ettiği, Resulünün tasdik ettiği bir vazife taşıyorum. Hayatta düzen vardır bilmiyorum, kimse de olsanız şeyinizi gösterin. Yalancılık, düzenbazlık, bunlar yok benim kitabımda, yalnız. Sanat hayatımda bile örnek oldum. Efendim, birisi bir şey almadım. Müşterim geldiği zaman bir yatak odası sipariş edilmesi de 2500 liraya 2000 liraya yatak odası yapardı. Ben 5000 liraya aşağı yapmazdım. Hem müşterim kısmısıydı. Hacı Hasan Efendi falan bilirler o hayatı falan. En son yetiştiler. İşte şeyin kurucularının kooperatifin derneğin de kurucusuyum. Derneği de biz kurduk. Anakartı Hacettesi Halk Bankası'nın üzerinde gece. Yok. Çorum Konfederasyon onun da başkanıyım. Evet. Federasyon var, konfederasyon var. Şansımın olaraklıydım. Büyük mağdalar bunu ancak kalbimizde yapar diyorlardı. İsim yapmıştım. Hacı Hasan Efendi'nin abisi daha iyi bilir. Kendisi de bilir. Tabii. Atmıyor oğlum, atlasyon değil. Evet. Onun için bu fakirde dihilak olduğu düzenbazlık aramayın. Sizi tenzih ederim zaten, size söylemiyorum da.
ekmek verebilecek kadar vakar sahibidir. Diyemeyecek kadar. Görüyorsun. Görüyorsun oğlum ya, bu kadar utanır oğlum. Ama bir gün bakkal dükkanı otururken Şaklalar Hacı'nın yerinde biri geldi memur. Gene mal istiyor. Dedi ki yok, mal vermeyeceğim sana. Neyi vermiyorsunuz ya? Neyi vermiyorsunuz dedi ya? Mecbursunuz dedi. Kaç aydır ödemedin. Şahin herif bir gün gelir. Ben senden alıyorum, başka yerden alamayacağım, almıyorum. Onun için sen mecbursun bana biraz vermeye. Ana, biz paltoyu boşa satmışız. Böyle de çekişiyor mu sen orada? Lan sen de çekişiyorlar. Mecbursun diyor, neyi görmüyorsun ya? İnanıyorsun. Hala karışıyorum. Sizin de tarafına gidiyor diyor. Neyi görmüyorsun dedi ya? Ben başka neden alırım dedi ya. Ben sen ne olmuş görüş ediyorum. Kaç nedir onu? Verik ya. Aldı. Malı aldı. Evet, yolumda sahip olun yavrum. Sırat-ı müstakim, hiç şüpheniz olmaz. Evet, evlatlarınızı, eşkarlarınızı dikkat edin. Bu benim icadım değil. Allah'ın sırrı İslam'ı. Bakın biz öyle çıkarı uğruna bu yolu seçen insanlardan değiliz. Allah uzak tutsun öyle insanlar. Amin. Allah uzak tutsun. Amin. İşte bu türlü erkekçe hareket edenler isterse zarar versinler, takdirle karşılıyorum. Atatürk olan muhabbetim buradan başlıyor. O cıfıt bilmemeleri, uyduruk bilmemeleri kökten kapattı. Allah bana ömür verecek mi Efendi Hazretleri diyordu Şeyh Efendi'ye. Yine ben açacağım zamanı geldiği zaman. Allah vermedi onu. Allah kadir kadir rahmet eylesin. Amin. İmansız, dinsiz değildi. Bakın. Selahiyet'le diyorum ki Atatürk'e dinsiz, yen dinsizdir. Şöyle tümrettim. Buralar geç, otur. Biliyorum ne olduğunu. Öyle bir hale getirdiler ki, o çiğnetsin. Neyse. Öyle bir hale getirdiler ki adamı. Sedarat makamında oturuyorum. En yetkili makamda. Latifanı boşalttılar. Karısını boşalttılar. Bir düzenlerle, ifşe müpteler ettiler, silah ettiler. Yani Allah bunları şerlerden korusun. Amin. Hangi boşluğundaki yılın liderleri hain iş yapmadılar? Evet. Hangisi? Onun için Allah ıslah etsin. Amin. Rabbim muhafaza etsin. Başkanımızı korusun Rabbim. Amin. Evet, Cumhuriyet'i de sen güzel idare tarzıdır. Başka idare tarzı aramayın. İnşallah devletimiz, hükümetimiz de bunu layıkıyla yaşatır milletine de. Dünyanın da zevk alır, ahiretinin de zevk alır. Bizim temennimiz bu. Yoksa şöyle böyle meselesi değil. Evet. Rabbim artık bu milleti ihtilallerden korusun. Amin. İhtilaller bizi daima geri geri götürdüler. Daima geri geri götürdüler. Suçlu suçsuz demediler. Kızlar, giriş kaçattılar, mahvettiler, ocaklar satırlar. Ben zannetmiyorum artık Türk milleti olur da bu ihtilallerden medet umanlar yok artık inşallah. İnşallah. Evet. Bizim politikamız bu. Hiçbir partici değilim. Partiye. Hepsine hürmet olmazdır. Hepsine hürmet çağırır. Ama oyumu... Evet, danışırım kendime. Kim layık?
Dünya bir tarafa gelse başka tarafa döndüremez. Hep böylesiniz değil mi? Evet. Başka bir şey değil. Bir de parça girmedi bu. Hiç bir parçaya girmedim, girdim. Atatürk'ün kurduğu Fırkan'ın üyesiyim. Babam da üyesiydi, ben de üyesiydim. Hayal, boynu şehirdeydik. Neyse. Onu bulduramadım. Kaçtım bulursaydım büyüklere bakacağım bir tarafa. Atatürk'ün kurduğu Fırkan'ın üyesiyim. Babam da üyesi, ben de. Yandı dediler, bilmem ne dediler. Neyse bazı meclisler dedi ki biz buldururuz dediler. Bakalım inşallah buldururlarsa teşekkür ederiz. Yani ben Fatih'imi anlatırken sizlere de vekaleten konuşuyorum. Partici olmayın ama dediğim gibi oyunu çalışan, bu milletin istifadesine hizmet eden, bu milleti millet olarak şereflendiren, dinimizi, imanımızı ayaklar altında çiğ atmayan zihniyete oyumuzu veriyoruz biz. Değil mi? O olarak. Başka bizim başka şeyimiz yok. Dünya bir tarafa göre başımız bu. Değişen bir şey yok. Evet.